Kanserden hayatını kaybeden çocuk bir anda uyanmış ve söylediği sözler herkesi hayrete düşürmüş. Nolan Scully adındaki çocuğun hikayesini bilmeyen yoktur. Kanser hastası küçük çocuk için çok sayıda kampanya düzenlenmişti. Gelin, arkasında adına yakışır bir hikaye bırakan Nolan Scully ve annesinin yaşadıkları o zor günlere daha yakından bakalım. Nolan'ın anne babası ilk başta oğullarının burnunun tıkalı olduğunu fark etmişler ve bunu pek önemsememişler. Ancak bir süre sonra durumu kötüye gitmeye başlamış. Kısa süre sonra Ruth ve Jonathan Scully çifti hiçbir ebeveynin duymaması gereken acı haberi almışlar. Çocukları Nolan'a nadir görülen ve tedavisi pek mümkün olmayan bir kanser türü olan rabdomiyosarkom teşhisi koyulmuş. 18 ay boyunca Nolan hastalığıyla mücadele etmiş. Güçlü, cesur ve hep pozitif olan Nolan maalesef hastalığa yenik düşmüş. 4 yaşına giren Nolan annesinin kollarında son nefesini vermiş. Nolan'ın annesi Ruth Scully ise oğlunun bu zorlu hastalıkta verdiği mücadeleye dair anılarını Facebook'ta paylaşmış. Okuyanlarsa gözyaşlarını tutamamışlar. Nolan'ın doktorları çocuğun ilerleyen tehlikeli hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını düşünmektelermiş. Yapabilecekleri tek şey çocuğun son günlerini huzur içerisinde geçirmesini sağlamakmış. Son defa hastaneye giden Ruth Scully, oğluyla arasında geçen ve herkesi hüzünlendiren o diyalogu Facebook'ta paylaşmış. Nolan annesine nefes almanın gittikçe zorlaştığını ve canının çok acıdığını söylemiş. Daha sonra anne oğluna artık bununla mücadele etmek zorunda değilsin demiş. Nolan da annesine büyük bir mutluluk da öyle mi? Ama senin için mücadele edeceğim anneciğim yanıtını vermiş. Ardından anne oğluna artık seni koruyamıyorum. Seni bundan sonra cennette koruyacağım demiş. Nolan da yani ben cennete gidip sen gelene kadar orada oyunlar mı oynayacağım? Geleceksin sen de değil mi? Diye sormuş. Anne de evet oğlum tabii ki geleceğim. Annen her daim yanında olacak yanıtını vermiş. Diyaloğun ardından Nolan birkaç gün boyunca sürekli uyumuş. Aile eşyalarını toplarken Nolan annesinin elini tutmuş ve hastanede kalmasının daha doğru olacağını söylemiş. Ruth Scully Facebook'ta 4 yaşındaki oğlum elimi tuttu ve üzülmemem için bunu söyledi demiş. Akşam 9 civarında YouTube'da beraber çizgi film izlerken annesi Nolan'dan duş alıp gelmek için izin istemiş. Çünkü annesinin her daim elini tutmasını ve yanından ayrılmamasını istiyormuş. Annesi duşa girerken Nolan gülümsemiş. Anne kapıyı kapatır kapatmaz Nolan da gözlerini kapatmış ve bir daha uyanmamak üzere uykuya dalmış. Anne o anları şu şekilde anlatıyor. Banyonun kapısını açar açmaz oğlumun etrafında telaşla hareket eden hastane çalışanlarını gördüm ve gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Bana Ruth oğlun derin uykuya daldı artık acı çekmeyecek dendi. Hemen oğlumun yatağının üstüne çıktım ellerimi suratına koydum. O anda hayatım boyunca unutamayacağım bir mucize gerçekleşti. Meleğim nefes aldı, gözlerini açtı, gülümsedi ve bana ''Seni seviyorum anneciğim'' deyip 11.54'te gözlerini sonsuza kadar kapattı. Oğlumun kulağına ''You are my sunshine'' şarkısını söyledim. Küçük çocuk herkes hayatını kaybetti sanarken gücünü son bir kez toplayıp annesine onu ne kadar çok sevdiğini söylemiş. Anne ve oğlun arasında geçen diyalog okuyanları gözyaşlarına boğmuş. Annenize her zaman onu ne kadar çok sevdiğinizi söylemeyi asla unutmayın veya ertelemeyin. Bir gün her şey için çok geç olabilir. Evlat acısının tecrübe edilecek en zor acı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Hiçbir anne ve baba evladının acısını görmeye dayanamaz. Umarız kimse de bu tarifsiz büyük acıyı yaşamaz.